Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk. Yaklaşık 20 gün önce korona testim pozitif geldi ve sonrasında sağlık sebeplerinden dolayı birazcık uzak kaldık. Ama çok şükür toparladım ve ikinci testim negatif geldi. Yani çok şükür iyileştim. Bu videoda sizlere YKS sıralamanızın sonucunda devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri size nasıl imkanlar sağlıyor biraz bunları aktarmak istiyorum. Çünkü gerçekten aslında bunlar motive edici şeyler. Yani sınava hazırlanırken ya bunun sonucunda güzel ödüller alabileceğinizi bilmek bence sizi çok mutlu edecektir. Ben bunu Türkiye 12.si olduktan sonra internette bayağı araştırıyordum. Yani üniversitelerin nasıl imkanları var vesaire. Şimdi bunların hepsini güncel olarak sizler için derledik ve bu videoda önce devlet üniversiteleri sonra vakıf üniversiteleri olarak paylaşıyor olacağım. Şimdi devlet üniversitelerinin arkadaşlar nakit burs imkanları biraz daha vakıf üniversitelerine kıyasladığımızda daha az. Ama devlet üniversiteleri de iyi sıralamadaki arkadaşlara çekebilmek için belli imkanlar sağlıyor. Şimdi örneğin Boğaziçi arkadaşlar ilk 20'ye girenlere 9 ay boyunca 600 TL'lik bir burs imkanı sağlamış oluyor. Maalesef Boğaziçi'nin çok fazla yani sıralama ilk 1000 ya da ilk 2000 gibi bir civardaki arkadaşlar için pek bir bursu yok. Aynı şekilde Hacettepe, Çapa ve Cerrahpaşa'nın da arkadaşlar maalesef pek bir nakit bursu yok. Ama ODTÜ ve İTÜ biliyorsunuz bunlar teknik üniversiteler sıralamanıza güzel burslar veriyor. Örneğin ODTÜ ilk 10'a giren arkadaşlara 2000 TL, 200'e girenlere 1500 TL ve ilk 500'e girenlere 900 TL gibi 9 aylık burslar veriyor. Ve bunlar tabii ki okuduğunuz sene boyunca yani her sene devam eden burslar. İTÜ'de ise arkadaşlar burslar bir tık daha iyi. İlk 50'ye girerseniz 2500, 200'e girerseniz 2000 gibi gibi sıralamanıza göre azalaraktan ilk 1000'e girenleri de tekrardan 600 TL gibi bir burs imkanı sağlamış oluyor. Bu arada arkadaşlar bu burslar KYK burslarıyla genelde çakışmıyor. Yani KYK alabiliyorsunuz bu bursları alırken. Çünkü bunlar sizin başarı bursunuz oluyor. Yani başarınıza bir ödül olarak verilen burs olduğu için KYK bursunuzu pek etkilemiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar devlet üniversitenin diğer bazı imkanlarına. Devlet üniversitelerinin çoğu iyi bir sıralama yaptığınızda yurt imkanını sağlıyor. Örneğin ilk 100'e girerseniz Boğaziçi sizlere ücretsiz yurt imkanı sağlıyor ve eğer ilk 20'ye girerseniz Süper Dorm diye bir şey var. Boğaziçi'nin güzel yurtları. Orada kalma imkanı kazanmış oluyorsunuz. Ve Cerrahpaşa'da arkadaşlar ilk 200'e girerseniz kesin yurt imkanı sağlamış oluyor. Normalde devlet üniversitelerinin arkadaşlar yani devlet üniversitesimiz ücretsiz ama yurt imkanı kesin sağlanmış olmuyor aslında üniversiteyi kazandığınızda. Ama iyi bir sıralama yaparsanız bunu da garantilemiş oluyorsunuz. Yine ODTÜ'de arkadaşlar ilk 1000'e giren arkadaşlara ücretsiz yurt imkanı sağlıyor. Hacettepe'de aynı şekilde 200'e girenlere sağlıyor. Çapa ilk 500'e ve İTÜ'de ilk 3000'e giren arkadaşlara ücretsiz yurt imkanı sağlıyor. Şimdi bunlar dışında başka ayrıntılar da var ama ben çok fazla doldurmak istemiyorum. Biz zaten hazırladığımız bu tabloyu videonun en sonunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Gelelim vakıf üniversitelerine. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz vakıf üniversiteleri genelde büyük yatırımlarla kuruluyor. Hem üniversiteyi iyi bir yere getirirken hem de iyi öğrencileri almak istiyorlar. Ve bunun sonucunda iyi sıralama yapan arkadaşlara ciddi burslar, ciddi imkanlar sağlamaya çalışıyorlar ki hani o üniversitenin tercih edilme oranı artsın ve öğrenciler daha rahat bir eğitim hayatı yaşayabilsinler. Şimdi bununla ilgili üniversiteye gitmek istiyorum. Örneğin Bilkent arkadaşlar ilk 10.000'e girenlere 8 ay boyunca 1600 TL gibi bir burs veriyor. İlk 10.000'e girip tabii ki bir de Bilkent'ten tam burslu okuyabilmeniz gerekiyor bu bursu alabilmek için. Örneğin Ankara'da TOBB Üniversitesi var. Burası da ilk 100'e girenlere 2500 TL gibi bursa başlıyor. Ve hani azala azala mesela ilk 1000'e 1750 gibi burs verirken ilk 5000'e de 1000 TL gibi bir burs vermiş oluyor. Tabii ki bunun için TOBB'u tercih etmeniz lazım. Özyeğin Üniversitesi ise arkadaşlar mesela ilk 100'e girenlere 1800 TL gibi burs veriyor ve bu da 9 ay bu arada. İlk 5000'e girenlere de 800 TL gibi gene azala azala devam etmiş oluyor. Bunun dışında arkadaşlar Acıbadem Üniversitesi var. O da ilk 300'e girerseniz 9 ay boyunca 1250 TL gibi bir burs vermiş oluyor. Ve Biruni Üniversitesi var. O da ilk 100'e girenlere arkadaşlar 4000 TL gibi bir burs vermiş oluyor 8 ay boyunca. Yani aslında vakıf üniversitelerinin bir kısmı arkadaşlar ciddi burslar vermiş oluyor. Onun dışında belki Koç Üniversitesi'ni merak ediyor olabilirsiniz. Koç'ta şöyle bir durum var. Kazanıyor olmanız ve iyi bir sıralama yapmanız doğrudan bursları sağlamıyor. KUDEP diye bir sistem var. Oraya başvuru yapıyorsunuz. Yani tercihlerde belli belgeleri göstererek tekrardan burs için başvuru yapıyorsunuz. Ve aldığınız zaman 850 TL gibi bir bursunuz oluyor 10 ay boyunca geçerli. Ve bunun dışında hani kitap bursu ve yemek bursu olarak da belli miktarlar veriyor Koç Üniversitesi. Koç Üniversitesi'nde bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. İsteyenler araştırabilir. Anadolu Bursiyeri diye bir program var. Bu programda örneğin Koç Üniversitesi'nde %50 olan bir programa dahil olabiliyorsunuz. Örneğin Koç Tıp %50 burslu olarak giriyorsunuz.
Ama bunun sonucunda bursunuzla birlikte bu miktar ödenmiş oluyor. Yani sizin için tam burslu olmuş oluyor. Buna da ayrıyeten başvurabiliyorsunuz. Anadolu Bursu yerinde araştırabilirsiniz. Aynı zamanda onun kendi bursu ve işte yemek bursu, kitap bursu hepsi içerisinde olan bir program. Bu arada arkadaşlar saydığım bu üniversitelerin çoğu ilk bine giren arkadaşlara ya da burs verdikleri arkadaşlara yurt imkanı ve hatta yemek imkanının çoğunu ücretsiz hale getiriyor. Gelelim Medipol Üniversitesi'ne arkadaşlar. Medipol Üniversitesi de ilk yüze girenlere yani 5000 TL gibi bir burs veriyor ve bu burslar 7 aylık oluyor arkadaşlar. Ve hani ilk bin içerisinde burslar azala azala devam ediyor. Bunun yanında arkadaşlar Medipol Üniversitesi bir de yurt dışı imkanı sağlıyor. Yani 5 aylık yurt dışında dil eğitimine yolluyor. Amerika'da dil eğitimine yolluyor. Orada işte dil kursu masraflarınız, kalmanız ve uçak biletiniz, vize ücretiniz vesaire bunların hepsini karşılamış oluyor. Hani bunun da maddi bir değer değil aslında. Hani size verilen doğrudan bir burs değil ama eğitim bursu olmuş oluyor. Ve bunun değeri de yaklaşık 80.000 TL gibi bir şey oluyor. Bu da ilk 200'e giren arkadaşlara verilen bir ödül aslında. Yani arkadaşlar bu üniversitelerin böyle imkanlar sağlaması hem devletlerin hem özellerin bu tarz bir imkan sağlaması aslında bizler için çok kıymetli. Neden? Şu an sınava hazırlanıyorsanız eğer ciddi bir emek veriyorsunuz, ciddi bir çalışma gösteriyorsunuz ve bunun sonucunda bir şey üretmiş oluyorsunuz. Bir sınav sonucunuz karşınıza gelmiş oluyor ve üniversiteler tarafından bunun takdir edilmesi, bunun değerli görülmesi ve sizin eğitim hayatınızın daha kolay hale gelebilmesi çok anlamlı arkadaşlar. Yani burada mesela 600 TL gibi bir miktar bile aslında bir öğrenci için İstanbul'da mesela yaşamınızı kolaylaştırabilmesi açısından değerli. İyi bir sıralama yaptığınızda daha yüksek burslar almanızsa sizin hem yurt dışı imkanlarınız için hem vesaire birçok ihtiyacınız için aslında yeterli bir miktar oluşturmuş oluyor. Ki okurken böyle burslar alabilmek de bence çok kıymetli ve inşallah sizler de çalışmalarınıza odaklandıkça, güzel sıralamalar yaptıkça ilk 100'e, ilk 1000'e, ilk 10.000'e girdiğinizde güzel burslar elde edebilirsiniz. Ve hani şunu da belirtmek istiyorum aslında bu videoyu tamamıyla sizi motive edebilmesi için çekiyorum. Yani sonuçta sınava hazırlanıyorsunuz ve bunun sonucunda ödüller alacaksınız. Üniversiteler sizleri bekliyor aslında. İnşallah yorulmadan önümüzdeki 6 ayı da değerlendirip, güzelce geçirip, iyice sınav sonuçlarınızı alıp bu güzel imkanlara ulaşmış olursunuz. Hepinize şimdiden başarılar arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.